Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Onur'la beraberiz. Ufak bir deneme sınavı gibi bir sürüş yapacağız. Hoş geldin Onur. Hoş buldum hocam. Nasılsın? Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız hocam? Arkadaşlar ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Onur'la kaçıncı günümüzdeyiz? 4 mü? 4, 5 olabilir 4, hocam. 5. günümüzdeyiz. Artık iyice alıştı dedik. Bir video çekelim. Seyirci de izlesin. Biraz öğretelim, eğitim verelim. Aynen öyle. Eğitim yani. Mi alacağız? İzleyenler biraz da bir şeyler öğrensin diye bugün bir video hazırlayalım bakalım. Şimdi Onur, arabaya bindin, hazırlıklarını yapacaksın. Evet. Bir hoca diyor ki hoş geldin, nasılsın diyor. Hoş. İşte ayarlarını yapmanı istiyor. Şimdi ayar yapıyoruz. Koltuk. Aynalar hocam. Koltuk. Koltuk, kemer, ayna diyelim. Koltuk, kemer, ayna hocam. Oturduğumuzda koltuk, kemer, aynamızı yapıyoruz. Aynalara bakıyoruz, bir sıkıntı var mı yok mu diye. Buradan arka camı komple görebiliyor musun? Görüyorum hocam, sıkıntı yok. Tamam. Ondan sonra debriyaja, frene bir basıyorsun, bakıyorsun nasıl, iyi mi kötü mü diye. Biz baştan anlatıyoruz şimdi, iyice anlayın diye izleyenler. Bakıyorsun vites kaçta? Boşta mı? Boşta hocam vites. Tamam, harika. Sonra diyor ki birkaç soru soruyor. İşte devir saati nerede diyor. Gösterebilir misin? Bunu da hocam hemen. Hız göstergesi. Ortada. Yakıt göstergesi. Ya da en sağda hocam. Sinyaller nereden? Sinyaller buradan altta üstte hocam. Alt sol, yukarı sağ. Aynen öyle. SC kolunu göster diyor. Hemen burayı gösteriyoruz arkadaşlar. Sorarsa işte hızlı mı, hızlısı neresi, yavaşı neresi diye aşağı indirdikçe ne oluyor? Hızlanıyor. Arabada kaç vites var diye sorar. 5 vites hocam. 5 ileri bir geri diyoruz değil mi? Aynen. 2 fren var diyoruz. El freni, evet, ayağımızın altında ayak freni diyoruz. Ondan sonra iç aydınlatmayı sorabilir. Buraya göstereceğiz arkadaşlar iç aydınlatma olarak. Ondan sonra diyor ki hazırsan diyor, benim sorularım bitti, çalıştırabilirsin diyor. Hadi bakalım arabayı bir çalıştıralım, tamam, bakalım. Boşta çalıştırıyoruz. Evet, şu anda boşta arkadaşlar arabamız. Bir sıkıntı yok. Evet, bas bakalım. Süper. Harika, arabayı çalıştırdık. Allah'ın izniyle çıkalım. Ondan sonra diyor ki işte biz diyor mesela atıyorum ki tek numarayı diyor. Bu rakamın vermiş olduğu sıralamaya göre aracımızı ne yapıyoruz? Sürüyoruz. Şimdi vites 1'de bir şey unutmuyoruz. Ekranda bir ünlem işareti var biliyorsun. El freni hocam. El freni unutmadan harekete arkadaşlar geçeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Hazırsan diyor, başla diyor. Biz de güzel güzel sürüşümüze başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi tek numarayı canlandıracağız. Tek numaranın sırası nasıl oluyor? Önce aynı frene gideceğiz. Tamam. Şimdi şöyle düşünelim. Buradaki başlangıca geldiğimizde arkadaşlar, yani yolun ağzına geldiğimizde en sağdan girebiliyorsanız girin. Ama en sağ doluysa ortadan girelim. Biz de şimdi sağının dolu olduğunu düşünelim. Ortadan girmeye çalışalım. Olur mu? Şimdi yol ağzına gazı bırakarak geliyoruz. Hiçbir şey yapmadan. Bir bakıyoruz bakalım gelen var mı? Müsaitse hiç durmamıza gerek yok. Şimdi durmamız lazım. Tabii araç geliyor. Burada bekleyelim onu. Burada hafif bir meyil olduğu için, eğim olduğu için titreşimle kalkış yapmaya çalışalım. Titreşimi ayarlayalım ayağımızı. Müsait mi? Ne diyorsun? Hadi bakalım şimdi geçeriz. Orta şeritten hareket edelim. Güzel. Böyle gitsin aracımız. Evet, ben de kemerimi bağlayayım değil mi? Bağlayayım zaten. Sana güvenmediğim için değil yani, de işte yani. Başka aday yani gelir falan bulmaz. Kural gereği takmak lazım. Evet. Hemen şöyle sayar. Şimdi bazı videolarda var. İşte bazı arkadaşlar soruyor. Hocam diyor kemer takmıyor. Şimdi bazı durumlarda arkadaşlar direksiyona fırlamamız falan gerekiyor. Onun için bahsetmiyoruz tabii. Şimdi kemer tuttuğu için oraya doğru çok fırlayamadığımız için biz genelde kullanmıyoruz. Açıklamasını yapalım. Ama iyi bir şey mi? Değil tabii. Ha, aday hata yaparsa, bir şey olursa fırlamaz mıyız? Vallahi fırlamıyoruz. Sinyalimiz çok önemli. Evet, bunun yanından geçebiliriz aslında. Bu bir hata yaptı. Geçelim de muhakkak. Geçeriz. Evet, güzel, böyle geçeriz. Süper. Bazen oluyor böyle şeyler. Güzel. Şimdi arkadaşlar, tek numara ilk başta nereye gidiyordu? Ani freni. Ani freni. Yani ilerideki kavşaktan nereye gideceğiz? Rampa aşağı salacağız hocam. Aşağı doğru salacağız. Bravo. Maşallah. İnsan sınav zamanı biraz heyecan yapabiliyor. Hepimizin doğasında var. Sınava geliyormuş gibi gelmeyin. Sanki böyle eğitim yapacağımmış gibi düşünün de gelin. O zaman insan gerilmiyor. Şimdi hiçbir araba yoksa buraya ikiyle dönebiliriz seninle. Biraz debriyajı yarımlayalım. Tamam, ayağımız frende dursun biraz. Evet, dönene kadar debriyajı yarımda tutup kendi şeridimizden orta şeride doğru girdikçe debriyajı da gevşetebiliriz. Ama U dönüşü isteseydi kesin 1'e düşmek isterdim. Ya da kalabalık çok olsaydı ne isterdim? Yine 1'e. Çünkü kalabalık demek yavaşlamak. Durabiliriz aynen hocam.
O yüzden de yavaşladığında da orada da bir çok önemli, ama böyle kimse yoksa hafif debriyajı yarımlatarak, hafif de frenleterek ne yaptın? Döndün. Çok güzel. Bizim araç dizel olduğu için biraz ikinci vitesle yerinde çok durmuyor. Kendi kendini ne yapıyor? Hareketlendiriyor. U dönüşünde bu ne yapıyor? Sıkıntı çıkartabilir. O yüzden U dönüşlerini yolu kapasite var dahi birle yapalım. Tamam mı? Tamam. Şimdi yavaş olalım. Acele etmeyelim. Işıklardan sonra ani fren parkuru var. Şimdi arkadaşlar burada ne oluyor? Hoca bazen yavaş yapın diyebilir. Yani sizi işletmiyor, merak etmeyin. Bu arada sağa doğru yaklaşalım. Şimdi hoca kıl olursa da hızlı basın diyormuşum. Öyle bir şey yok. Normal şartlarda hızlı yapıyoruz. Azıcık hızlanalım. Evet, debriyaja basalım. Pat fren şimdi. Evet, harika. Güzel. Sonra acele etmeden arkadaşlar, hoca diyor ki çok güzel yaptın. Sonra yavaş yavaş hareket ediyoruz. Acele etmemize gerek yok. Çok güzel, harika. Önce bu şeritten doğru ilerleyelim. Müsait oldukça geçeriz Allah'ın izniyle bakalım. Çok güzel. Orta şerit açık mıdır? Açık hocam. Geçelim. O da bir sağ olsun. Güzel. Yavaş. Şimdi ani frenden sonra arkadaşlar nereye gideriz hep? Aralarım ben. Yok. L park gideriz. L park hocam. L park. Şimdi benzinlik var aşağıda BP. Onun aşağısında hep hangisi oluyor? L park diyorum. Güzel. İsimleri karıştırıyorum hocam. Ya mesela olabilir. Yani yollar birbirine benziyor. L park, paralel park, geri. Aman hepsi evet. Park işte. Görünce hatırlıyoruz değil mi? Aynen. Evet. Güzel. Şimdi böyle düz gidiyoruz. Işıkların oralara geldiği zaman böyle sola doğru da geçersin. Tamam, aşağı doğru böyle aynı şeritte gidelim. Olumsuzluklar olursa debriyaj fren yaparsın. Yavaşlarsın. Ne bileyim frenlersin. Sıkıntı yok. Tamam, yavaşça geçelim. Düz çizgi başlamadan geçersek daha mantıklı. Düz çizgilerde genelde arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Düz çizgilerde geçmeye çok çalışmayın. Bir şey demiyorlar ama bir tane bir şey diyen çıkar. Sona kalırsın zaman diyeyim, dikkat edin, hatırlatayım yani. Şimdi buradan sinyalle Onur açar arkadaşlar, ilerden döneceğini biliyor. Neye basar şimdi? Debriyaja basar. Şimdi çok yavaşlamazsa yine bir atmıyor. Çünkü yol, trafik nasıl boş. Gideceğimiz boş. Yolda zaten yokuş aşağı arabamız da kayıyor, gidiyor zaten. Bu da yavaş biraz daha yavaşlıyordum. Gördüğün gibi incin şey. Top oynuyor. He, şimdi aşağıdan gelenler var. Belki geçerler. Geçerler. Sana zahmet, Clio'nun peşine, arkasına gidersen sevinirim. Yavaşlayalım. Bir dokundursam ne olur? Dokundursan dokundurmuş oluruz. Öndeki hemen çıkar, boşta bekleyeceğiz. Hatta boşta bekleyelim. Öndeki hemen dışarı çıkar der ki ne oluyor arkadaş? Sizin adayınız ne yapıyor hocam? Ya arabanın arkasındaki mesajı da okuyalım şimdi, ne diyor? Sinyal vermek hayat kurtarır. Bravo. Bravo. Gerçekten de kurtarır mı? Kurtarır hocam, kurtarır. Çünkü mesela yandaki arabayı görmezsin. Önceden sinyal yakmışsındır. O adam ne yapar? Geçeceğini düşünerek yavaş, fazla yavaş, yanaşmaz yavaş. Değil mi? Böylelikle kazanın da önüne geçirmiş olur. Trafiktekilerin %60 sinyal vermiyor mu? Vermiyorlar yani. Ne yapacaksın işte? Yani biz vereceğiz. Biz verelim de hocam, verelim. Onlar kendini düşünsün. Aynen. Doğrusunu yapalım biz. Arkadaşlar sıra bize gelene kadar burada bekleyeceğiz. Bu arada tabii ki sizi bekletmiyoruz. Sıra bize gelince ne yaparız? Tekrardan görüşürüz. Bakın biz bekliyoruz böyle biraz. Bekleyin. Bekleyin hocam. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Görüşürüz hocam. Allah'a emanet. Kamera çekiyor bakayım. Şimdi başladım. Görüşürüz. Allah'a emanet. 3 numaraya gideceğiz. 3 numaraya gireceğiz. Yerdeki yazılardan, çizgilerden kopyamız var, biliyorsun, hatırlıyorsun. 3 numaraya gidelim. Yandaki dubalardan 5.'yi sol kolumuzun üstüne getiriyoruz. Evet, biraz daha yavaş olalım, acele etme yaklaştıkça. Çünkü kaçırma derdi olmasın. Hiç uğraşmazsın o zaman. Şu anda fevkalade bir tevki diyelim. Mükemmel hocam. Camı kapatabilir miyiz? Kapatalım hocam, cam açık kalmış. Beklerken sıcak oldu. Evet. Anca sıra bize geldi. Yarım saat geçti ya. Çok bekliyoruz hocam burada yani. Evet, bir şey unutuyorsun şu anda. Nedir o? Dörtleri bravo, hocam. Bravo, bravo. Gel bakalım. Hadi gelsin bakalım aracımız. Sınavda en azından hocam bu kadar bekletmiyorlar. Yok, sınavda yandan hemen giriyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Yandan giriyoruz. Yani bir sıkıntımız olmuyor. Şimdi hedefin nedir? Hedefimiz nedir? Hocam şuradaki dubayla aynayı eşit kıvama getireceğiz. Eşit kıvama
puan getireceğiz. Sonra eşit yapacağız, duracağız bakalım. Sonra ne yapacağız? Sonra direksiyonu toplayacağız hocam. Süpersin işte, bu harika. Arkadaki Dubai'ye de gelelim. Sonraki Dubai'de direksiyon olur, saatin olur, kolun olur, ne bileyim diye aynı olur. Her şeyi getirebilirsin. Fazla geçmeyiz. Eğimli olduğu için hocam yokuş kalkıyor. Evet, hafif titretecek şimdi arkadaşlar. Hafif titretiyor debriyajını. Sonra fren bırakıyor. Gitmezse hemen bırakmıyor debriyajı. Azıcık bekliyor, de gaza basıyor. Süper. Bak bu taraftakinden ayarlayalım. Buraya bir karış geçelim. Tamam, tamam mı? Geçmişmiş. Aynen öyle. Güzel. Sonra nereye kırıyoruz? Sonra sağ kırıyoruz hocam. Bravo. Şimdi böyle devam edeceğiz. Ön taraf kurtarmazsa tekrar geri gelme hakkımız var mı? Var. Ona göre dikkatli gidiyoruz. Göz göre göre sakın dubalara vurmuyoruz arkadaşlar. Dubaya vurduğunuz an kalırsınız. Sınav gider. Sınavın gittiği bir yana 950 de gidiyor. 950 lira. Ya motive kaynağı. Tamam hocam, çıkıyorum. Tabi tabi, müsaitse bir araç geliyor. Bir araç geliyor, aracı bekliyorum. Bundan sonra olur. Hadi bakalım. Elcik'te gaza bas, Elcik'te kırıcı böyle, dadlı dadlı gidelim. Süper. Şimdi sırada hangisi var? Hatırlayabiliyor musun? Hangisi var hocam? Paralel parka gideceğiz. Gidelim. Üçüncü olan hep paralel parktır. Nereden gidersen git. Üçüncü her zaman paralel parktır arkadaşlar. Yani ileride kavşağa vardığımızda nereye döneceğiz? Sola hocam. Evet. Bunu biz biliyoruz. İçeridekiler biliyor. Dışarıdakiler biliyor mu? Bilmiyor hocam. Öğrensinler onlar. Yani bu yüzden ne yapmalısın? Sinyal veriyoruz hocam. Şöyle diyorum ki senin için demiyorum. Hani, izleyen kişiler sinyalde zorlanıyorsa bunları bile bile hemen ne yapsın, aklına getirsin. Yani teşhisimizi biri atalım hocam. Süper. Ne olur ne olmaz yavaşlayın. Zaten bunun da çıkışı yukarı doğru olduğu için buraya mutlaka birle şey yapın. Zorlanmazsınız. Hadi bakalım. Gaz girerek de birleşim olup güzel güzel yolumuza gidelim. Burada kavşağı hiç sevmiyorum. Buradaki mi? Çok nalit bir yer. Yani. Diğer kavşaklara göre biraz daha kötü. Gaz ver şimdi, sağa geçelim biz. Enişte var. Enişte geliyor. Enişte kızgın galiba. Acelesi de olabilir ama yani bu kadar acele etmeye de gerek yok yani. Olsun, bunlar dolu buralarda. Ne yapalım? İşi vardır. Sanki bir anda önümüze atlayacakmış. Bu mu? Aynen. Bana da öyle geldi ama olmaz herhalde yani. %90 olmaz mı diye. Biz gaza basıp kaçalım bence. Kaçalım. Mantıklı. Bir tane hoca vardı. Onur Kaptan. Selamlar bu arada. Onur Kaptan hep derdi ki mantık adam olacaksın. Mantıklı olacaksın. Onur Kaptan yorumlara bekliyoruz. Kendisi çok değerli. Biraz gazı bırakalım. Yanında bir araba olacaktır. Sıkıştırabilirsin. Ya da biz biraz gaz verip ortadan gidelim. Kaptan, otobüs kaptanı, enfes otobüs sürüşü vardır. Böyle bir kaptanla yolculuk yapman gerekir. Yani. Eğitim mi veriyor hocam? Eğitim veriyordu. Usta öğreteceğini. Şimdi bıraktı, otobüse gitti. Bulgaristan, Yunanistan çalışıyor Romanya. Çok değerli bir kaptandır. Yorumlara bekliyorum kaptan. Yorumlara bekliyorsunuz kaptan. Benim adaşım hocam. Nazirin, evet. Hep derdi. Her şeyi soruyoruz ama rotarları soramıyoruz. Büyük araçlarda yavaşlaması için egzoz freni var, rotarlar, motor freni. Bakalım belki yorumda bize anlatır ne olduğunu. 8'e girelim mi? Bak kurşun kalemle mi yazmışlar görüyorsun, evet, 8'i. Evet. Ona girmeye çalışalım. Kelebeğe getireceğiz onu biliyorsun ki. Aynen hocam. Geldik mi? Geldik hocam. Çok güzel geldik. Seyircimiz de izlesin arkadaşlar. Şimdi ben susuyorum. Onur'a bırakıyoruz. Onur, söz sende. Üçüncü dubanın dibini gördük, durduk. Tamam, tamam. Direksiyonu güzel. Topluyoruz. Harika. Yavaş yavaş gidelim ama kaçırma derdimiz olmasın. Tamam yeter. Öyle düzeldiyse yeter. Evet, güzel bir park oldu arkadaşlar. Aracımız neredeyse sıfır girdi içeri. Herhangi bir sorun olmadı. Zaten vuracak gibi olsaydı ileri geri hakkını kullanırdı. Güzel. Harika. Hadi bakalım.
bakın buradan çıkabiliriz, gidebiliriz. Burnumuzu çıkartıp hocamızı almak için bir bekleyiş yapacağız. Hadi bakalım burnumuzu bir çıkartalım. Hem kendi hocanızı hem de sınav yapan hocayı almayı unutmuyoruz. Park yaparken biz ikimiz neredeyiz? Dışarıdayız arkadaşlar. Biz binerken aynayı düzelttik. Sinyalimiz solda. Uygun görürsen hangi şerit uygunsa oraya doğru gidelim. Şurada olacak. Harika. Ben de öyle düşünmüştüm. Orası daha uygun dedim. Ortaya doğru geçip yolculuğumuz devam etsin bakalım. Güzel böyle ilerleyelim. Bu ne? Hastane adı değişiyor bile. Yağmur hastanesi. Yağmur mu oluyor? Aynen hocam. Ne evet. Peki hocam burası? Lokman Hekim diye reklam yaptık şimdi. Eyvah ya hocam şimdi. Ya. Neyse belki bir teklif gelir ha. Yağmur oluyormuş demek ki. Olsun. Yağmur da güzel isim. Şimdi rampa kalkışı. Rampadan sonra 25'e gideceğiz arkadaşlar. Yol veriyor bize. Normalde yol onda. Bunu da sıkıştırmayalım. Yani kavşak içerisinde bazı arkadaşlar diyor kavşak içerisindeydi. Niye yol vermediniz? Ya adam bize yol veriyoruz. Aynen niye hocam. Bekleyelim şimdi? Veriyor adam. Böyle beyefendi kişiler de var arkadaşlar. Çok kibar insanlar da var. Böyle insanlar da vallahi insan bunu geçmiyorum hocam. Zaten bu da büyük ihtimalle oraya gidecek. Şimdi biz rampaya geçeceğiz. Yani burada olman çok mantıklı. Şuradaki kapısı açıktı, kapandı. 20'nin arkasına geçelim. Arkasına mı geçelim? Tabii arkasına geçelim. Mavişin de arkasına geçebilir. Arabamız Dacia işte. Arabam Dacia. Ondan sonra Dacia fiyatları artık. Çamolak otomotiv hocam ya. Adamlar Porsche Taycan'a yükseldi bir an. Vallahi efsaneydi yani o olay. Çok efsane. Şimdi kendini rahat hissedersen başlayalım. Çıkalım. Tamam, öndekini bekleme gerek var mı? İyice kırarsan bence aynen, kurtarır gibi. Kurtarım. Şimdi biz tam kalkacağımız zaman o hareket edecek. Büyük ihtimal hep böyle olur. Ya da onu bekle. Canın nasıl isterse ayarlarız yani. Hocam şimdi. Ha, falan, ya, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aynen öyle yani. Yeter ki ortada bir şeyler olmaz. Arkadan mı gidiyorsun? İstersen düz ilerleyelim biraz. Bitti herhalde. Bir doblocu geliyor. Bekleyelim. Doblocudan sonra kaçıyorum yani. Olur olur. Gaz ver bakalım. Yürüyelim şimdi. Toparlayalım yalnız. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar. Rampada gaz vermekten korkmayın. Araza acık bağırıyormuş diye korkmayın. Araba birden fırlayacak diye korkmayın. Korkmayın yani. Verin gazı gitsin. Gaz gazı. Necene faydası. Aynen öyle. Şimdi en son olan parkura doğru yolculuğumuz başladı. 25 metre geri gelmeye gidiyoruz arkadaşlar şimdi sırada o var. Bu arkadaş neyi bekliyor hocam? Bak. Vallahi stop etti galiba. Evet. Şimdi düşenin dostu olmaz derler ama bizim sinyal düştü onun dostu. Dostu biziz hocam. Dostu biziz aynen öyle. Bu sinyalin düşme sebebi sürekli mesela sola falan kırdı. Mesela sol sinyal verdin. Tersi yönde çevirdiğinde araç dönmüş gibi hissediyor. Ve kendi kapatmaya çalışıyor. Sinyali kapatmaya çalışıyor. Anladım. Aslında çok güzel bir özellik ama eğitim araçlarında direksiyon sınavında ne oluyor? Sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü dönerken sinyal açık değilse o geçerli. Düşmesine ya da farklı bir duruma asla bakmazlar. Yani dönerken o açık olacak yani. Güzel. Hadi bakalım devam. Bu dönüşümüz var ileriden. Aynen hocam. Senin karavanlar burada bak. Alacağım hocam şunlardan. İnşallah. Onların büyüklerini kullanmak için ehliyet gerekiyor yine. Karavanları hocam zaten arabayla şey yapmıyorlar. Arabayla çekiyorsun ama 750 kilogram üstündeyse ayrı bir ehliyete ihtiyacım var. BE'ler ehliyet var. Aracın arkasına robotla sınava giriyorsun. Park etme sınavı var. 750'nin altındaysa ehliyete gerek kalmıyor. Tırda var hocam baksanıza. Tırda var. Bunu bekleyelim hocam ya da yok ne yapalım? Girelim mi? Yok girebilirsin. Ondan sıkıntı olmaz. Sersin ya o bizim kankimiz ya alabilir işte. Gel bakalım böyle. Buraya girelim çok gecikmeden. Dubai'ye kadar yolumuz var biliyorsun. İyice ayarlarsan çok rahat edin. Çok gitme. Yeter. Ya şöyle hadi geri gelelim. Tamam.
yaktım. Evet. Güzel, harika. Gelsin bakalım. Arkadaşlar burada yandaki çizgileri taşarsanız ne oluyor? Taşmayı bırak, üzerine değersen ne oluyor? Sınavda kalıyorsun. Böyle bir şey olsun istemeyiz. Zaten güzel yanaşırsan, dümdüz tutarsan ne olur? Dümdüz gelir. Dümdüz gelir, aynı öyle. Arkadaki çizgiye kadar geliyoruz. Çizgiye değmene de gerek yok. O zaten yeter diyecektir. Bence de yeter. Burada durabilirsin. Hadi bakalım mümkünse çıkışımızı yapalım. Var mı gelin? Evet. Bir tane enişte var. İşte arkadaşlar böyle dikkatli olmak zorundayız. Dikkatli olmazsanız hata yaparsınız. Harika. Bravo. Bravo. Yani ne yaptığınızı bileceksiniz. Nereye gittiğinizi bileceksiniz. Yola girerken neye dikkat etmeniz gerektiğini de bilirseniz sizden iyisi olmaz. Atabilirsin ki güzel. Dönerken debriyajla dönelim. Ayağımızda frende kalsın, tamam, daha rahat olur. En sağısından gelen var mı gireceğimiz yolu? Şu an. Evet. Gideriz. Sonra debriyajı da geriye gevşete bırakıyoruz. Oh süper. Maviş var bir tane gördün. Evet. Olur, dikkatli arkadaşlar. Bravo. İşte böyle olması lazım. İlerideki göbekten de olur. Diyecek ki aldığımız yeri arabaya götürelim. Yani dönelim. Bu dönüşü yapalım. Geçen dar döndüğümüz yer. Evet. Mümkünse sola geçmeye çalışırsan daha iyi. Çünkü aşağı indiğimizde bizi sıkıştırabiliyorlar. Sıkışmak istemeyiz yani. Evet hocam, aynı. Evet. Geniş mekanda rahatlık. Bilmiyorum ama hocam rahatlık vardır yani. Hoş geldin. Ne ferahlık vardır. Selamımızı da verdik değil mi? Tabii hocam. Güzel. Şimdi buradan ne yapacağız? Dönüş yapacağız. Biz de oradan döndürmeni istiyoruz. Yavaşlıyoruz. İyice yavaşlıyoruz. Burası çünkü birazcık keskin. Baktın adam yok. Azıcık gaz vererek debriyajı bula bula. Süpersin. Sonra basarız gaza, kaçar gideriz. Sınavı tamam. Geçtik hocam. Sınavı geçmiş olursun. Aynen öyle. Bak mesela bir hata yapmadık hepsine. Güzel güzel girdik, çıktık. Şimdi burada dönerken önünde birisi var mı? Yani yavaşlatacak bir unsur var mı? Yok hocam. Yoksa bu ayarda dönüyorsun. Ama öyle bir şey olursa vitesi biri atıp öyle devam ediyorsun. Tamam. Diyelim ki önünde bir şey var. Yavaşlatıyor. Yavaşlayalım biz de. Yavaşlayalım. Olmayan araba varmış gibi düşünelim. Tamam. Evet. Hadi bakalım devam edelim şimdi. İşte böyle. Buraya birle geldiğinizde arkadaşlar ne yapıyoruz? Birle devam edin. Yani çok hızlanacağım diye uğraşmayın. Zaten çadırımız hemen şurada oluyor. Onun karşısına aracımızı çekip duracağız. En fazla belki bir U yap der. Biz bir tane U yapalım. Yapalım hocam. İzleyenler de görsün. Yani değil mi? Şöyle kamyonun önüne doğru gelirsen tadından yenmez. Burada bir duralım, bekleyelim. Dura dura yapalım. Daha kolay. Evet, Allah ne verdiyse kırdık, güzel. Bir şey unutuyor gibiyiz. Unutmuyoruz hocam. Ha, unutmuyoruz mu? Tamam. Tamam, pardon. Ben duymamışım kulaklarım. Şimdi sağa doğru geliyoruz, orada bir yerde duruyoruz arkadaşlar en son. Sonra arabayı bana teslim edeceksiniz ya da hocanıza. Ara 17'de duralım. Burada olabilir, burada duralım, çok gitmeyelim. Şimdi aracı bana teslim edeceksin ya, ne yapmalısın? Hocam böyle boşaltıyoruz. Evet, e-frenimizi çekiyoruz. Ay, hoca kapat derse kapatırız. Kapatalım. Evet. Kapattık hocam. Sonra hoca diyor ki, kardeşim diyor, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok güzel yaptın. Şöyledir böyledir. İşte bize lazım olan da bu. Yani aynen. Çok güzel yaptın demesi bizim için en güzel şey. Sizin mutluluğunuz bizi çok mutlu ediyor arkadaşlar. Ama üzüldüğünüzde biz de üzülüyoruz. O yüzden sınavdan geçin yani. Bizi de mutlu edin. Kendinizi de mutlu edin. Kimse üzülmesin. Hocam, sizi dinleyip de sizin eğitiminize girip de geçemeyecek insan ben tanımıyorum. Teşekkür ederim yani. Allah razı olsun. Arkadaşlar Onur'un videosunu izlemeyi zaten yani izlemeden bunu duyamazsınız. Beğenmeyi unutmayın. Onur sınavdan geçer mi geçmez mi diye ne yapıyoruz? Yorumlara yazıyoruz. Belirtelim arkadaşlar. Herkese başarılar. Onur videoyu paylaştı. Bir sıkıntı yok zaten. Peki hocam paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar görüşürüz. Onur'a dualarınızı eksik etmeyin. Hepiniz inşallah sınavdan geçersiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.